Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Değerli kardeşlerim, zorluklara bakarak kaçmak ya da geri durmak insanı büyük mutluluklardan ve başarılardan alıkoyar. Her şeyin bir bedeli var. Bu bedelden kaçamayız. Ben Müslümanım demenin de bir bedeli var. Ucuz değil. Müslümanlık da ciddiyet istiyor yani. Sahabeden Abdurrahman bin Avf'ın çok ilginç bir tespiti var. Diyor ki, radıyallahu teala anh Efendimiz, İslam nefse hoş gelmeyen zor emirler getirmişti bize diyor. Serbest, dilediğimiz gibi bir hayat yaşıyorduk. Ama İslam gelince bir kalıba döküldük, bir disipline girdik. Vakti saatinde yapılacak işler vardı. Nefsimiz de bunu istemiyordu diye. Biz hayırların en hayırlısının nefislerin hoşlanmadığı bu zor emirleri yerine getirmekte bulduk diyor. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Mekke'den çıkıp hicret etmiştik. Nefsimize zor gelen bu hicretimiz de bize üstünlük ve zafer bahşolundu. Mekke'de ayaklar altındayken Medine'ye gittik. Evimiz Mekke'de kaldı, işimiz Mekke'de kaldı, tarlamız, bağımız, bahçemiz, ticaretimiz Mekke'de kaldı. Elbisemizle gittik, ne yiyecektik, ne içecektik, nasıl karşılarda çıktık bilmiyorum. Büyük, zor bir hayat. Ama buna rağmen gittik. Bir devlet ve üstünlük, izzet ve şeref bulduk diyor. Zorlukları göz alarak, katlanarak, yapmakla. Sonra diyor, hatırlıyorum Bedir Savaşı'na çıkarken Müslümanlar hiç istemiyorlardı. Hatta Enfal Suresi 5. 6. ayeti kerimeler diyor. Kendisi de hatırlatıyor. Not almışım diyor ki, Bismillah o ayetler. Kema ahreceke rabbuke min beytike bil hak. Rabbin seni evinden hak ile, hakikatle çıkarttı. Sana bir şey gösterecek, vaat edecekti. Hak bir zafer. Ve inne ferikan minel müminin, hiç şüphesiz müminlerden bir grup, ferikan minel müminin, bir fırka, bir bölük, bir grup, lekârihim, onu çok çirkin görüyorlardı. Zor görüyorlardı. Düşmana karşı savaş. Yücadilûneke fil hakkı bâdemâ tebeyyene. Hak tahakkuk etmiş. Allah diyor Peygamberimiz onlara, ya kervan ya düşman, ikisinden birisini size verdi. Kervan için çıkmıştık ama düşman da geliyor. Kervanı elde edersek dünyevi işte deve ve yüklerine sahip olacağız. Düşmanın karşısına çıkar, zafer elde edersek düşmanımızı yeneceğiz, üstün geleceğiz, davamızı yeryüzüne yayacağız. Büyük büyük şan ve şeref ile üstünlük kazanacağız. Hangisi diyor? Sahabenin çoğu, ya Resulallah, düşmana göre çıkmadık, silahımız az. Arkadaşlarımızın çoğu savaşacağını bilseydi Medine'de katılırdı bize. Oradalar, biz kervan için çıktık. Düşman zor ve azız, kervan kolay ve zevkli ve menfaatli. Kervanın peşine gidek diyorlar. Düşmanla karşılaşmayı lekârihun, çirkin görüyorlar. Kehenneme o kadar çirkin görüyorlar ki diyor Allah-u Teala, yusâkûne ilel mevt, ölüme sevk ediliyorlarmış. Ölüme iteklenip götürülüyorlarmış gibi böyle vehum yanzurun, onlar da korku korku böyle dehşet içerisinde baka baka böyleydiler vaziyetleri. Zor. Düşmanla zor. Çünkü savaşa gideceklerini de bilmedikleri için basit silahlarla çıkmış, savaşacakların çoğu da şehirde kalmış. Şimdi diyor, savaş deyince bazıları böyle ölüme gidiyormuş gibi baygın baygın korkuyla bakarak Peygamberimize, kervana mı gitsek diyorlar. Büyük bir istişarede konuşmalar oldu, teklifler geldi. En sonunda kervan dediler. Peygamberimiz de zaten müjdelemişti. Hangisini isterseniz Allah onu size verecek diye. Gittiler düşmana ve Bedir gibi bir zafer kazandılar. Bedir öyle şanlı ki, Bedir ashabı demiş Peygamberimiz, ne yaparsa yapsın
İmanlı kaldıkça Allah onların her günahını bağışlamıştır. Bedir ashabına hayran kalıyoruz hala ya. Bedir. Diyor ki Abdurrahman bin Avf, bizim Bedir'e giderken vaziyetimiz buydu. Yani bize hayırlı iş zor gibi geliyordu ama arkasından o zorluğun hep hayır, hep böyle dünyevi ve uhrevi güzellikler bulduk elhamdülillah. Allah-u Teala burada da bize çok üstünlükler verdi, lütuflar verdi, zaferler verdi, bizi mutlu etti. Diyor, velhasıl diyor Abdurrahman bin Avf Hazretleri, biz en büyük hayırlara hep böyle nefsimize zor gelen emirler sayesinde ulaştık diyor. Heysemi bunu 7. cilt 26-27. sayfada aktarıyor. Oradan not almışım. Değerli kardeşlerim, hakikaten zorluktan sonra kolaylık var ve kolaylıklar hep zorluktan sonra gelir. Ve mutlaka Cenab-ı Allah kulunu imtihan eder önce bir zorluk. Ama şuna dikkat edin. Küllün müyesserün lima hulikale. Herkese girdiği yol kolaylaştırılır. Herkes ama. İyilik istersen de kötülük istersen de. Yani iyi insanları bulmak için bilmediğin bir yere geçsin, soran danışın bir solukta buluverirsin. Medreseye, tekkiye gidersin yani. Veya bir şehre gittin, hiç tanımadın kötü bir yer, 5 dakikada bulursun yani. Herkese girdiği yol kolaylaştırmış. Öyleyse şu kalbe iyi niyeti, takvayı, iyi araştırmayı, Allah'ın rızasını, ihlas ve samimiyeti koyarsak zor yollar kolaylaştırılır bize. Önümüzde dalga dalga böyle perde perde zorluklar açılır. Sonunda sonsuz mutluluğa ereriz inşallah. Allah bunda bizi de muvaffak eylesin inşallah. Kolay ekmek yok. Armut düş ağzıma düş yok. Çabalamak ister. Efendim ağustos böceği gibi olmamak, karınca gibi çalışmak lazım. Yazın gölge hoş, kışın çuval boş demiş ya. Her neyse söz uzatmayalım. Hoşça kalın ve selam değerli kardeşlerim.